Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olacak olan insanın anayasaya sadakatle bağlı olmasını, bir tarafsızlık ilkesi içerisinde toplumun bütün kesimlerini kucaklayıcı bir duruş içerisinde olmasını bekleriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni öncesi olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda kendisine söz verilmemesi üzerine Başkanlık Divanı'na iç tüzük fırlatan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın tutumuna bir destek de CHP Manisa İl Başkanı Cahit Kaplan'dan geldi. Kaplan iç tüzüğün fırlatılmasının altında yatan nedenlerin irdelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Kaplan devletin tüm imkanlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine kullanıldığını ileri sürdü. Özellikle son seçimler sonrası, seçimlerden önce de eşit ve adil bir şekilde yarışın olmadığı, devletin bütün imkanlarının, bütün kaynaklarının kullanılarak Recep Tayyip Erdoğan lehine kullanılıyor olması bir demokrasi içerisinde kabul edilebilir bir şey değildir. Bu bir demokrasi ayıbıdır. Sonrasında, seçim sonrasında elbette takdir milletimizindir. Milletimizin aldığı kararı saygıyla karşılarız. Ancak asla ve asla seçim kazanmak demek, anayasaya sadakatle bağlı kalmanın gereklerini yerine getirme konusunda kimseyi uzak tutmamalıdır. Başbakan seçildikten sonra başbakanlık görevi bitmiştir. Anayasa gereği bitmiştir. TBMM Başkan Vekili Cemil Çiçek'in iç tüzüğün gerekliliklerini yerine getirmediğini söyleyen Kaplan, iç tüzüğe uymayan yetkililerin eleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu tüzüğün, iç tüzüğün atılması elbette hoş karşılanmayabilir ama iç tüzüğün içerisindeki gereklerin yerine getirilmiyor olması da bir meclis başkanının ayıbıdır. Buna mutlaka sadakatle uymaları gerekiyordu. Uymadılar. Dolayısıyla arkadaşlarımız da bu tepki içerisinde olmuşlardır. Sizce nasıl bir tepki?